Ben şimdi hocamdan istifade ettim. Hocam da muhakkak ki bu tartışmalardan kıymetli Fethi Yıldız Üstadımın beyanlarından bir müstefit olacaktır. Ama günün sonunda inanın bizim yaptığımız bu tartışmalar yine kendi mecrasında yani hukuk zemininde belirli bir olgunluğa bitiriyorum kemalata evrilecektir nokta. Barış ikna aldım Hı. Geleceğim hocam. Hayır ikna almadım mı? Bir kere şu AYM ile ilgili niye AYM'yi konuşmak ayıp şey, olsun? Sırayı değiştirsek de önemli. Ya barış Onu o zaman bir hocama şey söyle. Şey ayıp kelimesini okumam. Barış İzmir'den hoca. Müsaade eder misin Barış? Tabii ki hocam. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bir defa dikkatle dinledim. Meslektaşım saygıda duyarım. Ben de zaten. Ve severim. Her zaman. Ee, bu maddenin biz 40 maddelik kanun teklifini değerlendirmiyoruz masada. Yoksa içerikten çıkarma, erişimin engellenmesi, yurt dışı, evet, sosyal evet. medya sağlayıcılarına yükümlülükler getirilmesi. Bunlarla ilgili elbette adımlar atılması lazım. Elbette sosyal medya sahipsiz değil. isteyen istediği gibi orada ona buna hakaret edip, tehdit edip, şantajda bulunup işte bir umum suçları işleme alanı olarak görülemez. Tabi tereddüt yok. Bunlarla ilgili bunların eksiğini, fazlasını yazdım. Onu da yazdım mesela 6 Ekim 2000, 22 tarihinde 56-51 sayılı Okudum kanun hocam. kapsamında içeriğin çıkarılması, erişimden gelmesi, tek tipi. Bunları gücümüzü yettiğince değerlendiriyoruz. Ama bu maddenin, yani Türk Ceza Kanunu'na eklenen diyeceğiz artık. Çünkü Cumhurbaşkanı'nınki onay değil. Resmi gazeteye gönderir ya da meclise iade eder. Uygun görmezse ki, Cumhurbaşkanı'nın bu saatte bunu iade etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Şimdi bu maddenin 217'ye A maddesinin Türk Ceza Kanunu'na eklenen bu maddenin dijital yaşamla, internetle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu herkesi kapsıyor. Kamu barışına karşı suçlar kısmına koyuluyor. Sizi, bizi burada oturan hepimizi sokakta olanı, basın mensubunu, yazılıyı, görseli, internet yayıncılığını her şeyi kapsıyor bu düzenleme. Ve şöyle bir değerlendirmede bulunmak gerekir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi içinde bunu hakim savcı bilirle işin içinden çıkılmaz derken kanun koyucunun yükümlülüğü de hukukun evrensel ilke ve esasları olarak adlandırdığımız 27 ilke ve esası gözetmek suretiyle bağlı olduğumuz uluslararası sözleşmelerde birlikte değerlendirerek kanun çıkarmaktır. Yoksa ben bu kanunu çıkardım. Efendim, bu zaten yargı mensubu bunu uygulayacak. Merak etmeyin. Sorun çıkmaz anlayışı hatalıdır bu kanun koyucunun. Soyut, öngörülemez, bilinemez, keyfi kullanıma açık geçmiş tecrübelerde sorunlar çıkaran benzer yasalardan dolayı bu şekilde en azından kanun çıkarmaması gerektiğini ortaya koyuyor. Örneğin terörle mücadele kanunu 7. maddesinin 2. fıkrasında terör örgütünün propagandasını yapmak 2013 yılından evvel sadece propaganda onu anlatmak övmek suçlu. Dediler ki biz kişi hak ve hürriyetleri aleyhine zorlaştıralım bu suçu. Diyelim ki bir terör örgütünün cebir şiddet ve tehdit içeren fiillerini öven iyi gördüğünü söyleyen teşvik içeren bu tür sözler söylemek veya yazmak kaydıyla bir biz suçlayalım. Böyle çıktı ama şimdi böyle uygulanıyor ama hayır. Dönemsel değişiyor. Kanun koyucu üzerinde siz bu düzenlemeyi yaptı deyip çekildiğinizde uygulamaya baktığınızda tartışmalara baktığınızda eski 2013 yılı öncesinin uygulandığını görüyorsunuz. Yani bu zorlaştıran unsurların sahada çünkü baskı var. Dönemsel olarak o, o, o ülkenin insan olan hakim cumhuriyet savcısı da etkileniyor bunlardan ve. Başka bir husus daha var. Bence insanlar burayı kaçırıyor. Biz şu anda ceza hukuk açısından bu fiilin suç sayılıp sayılmayacağı tekniğini tartışırken yarın bu maddeyi suç haline getirdikten sonra bir Cumhuriyet savcısının ceza muhakemesi kanunun 160. maddesi uyarınca takip şikayete de bağlı değil. Soruşturma açmasını hatta yakalama, hatta gözaltına alma, tedbirlerini tatbik etmek suretiyle onu tutuklamaya sevk etmesini engelleyemezsin. Şimdi siz biraz önce şunu söylediniz. Hukukçu olup olmamanıza göre değişir. Efendim ceza alınıyor mu? Herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nde soruşturma ve kovuşturmada yürüyen yargı yolundan yargılanıp da ki bunlardan birisi Barış Yarkadaş'tır. Eğer oradan nasibinizi almışsanız Çağırılırsın, saatlerce beklersin, gidersin, ifade verirsin. Bırak yakalanmayı, gözaltına almayı, tutuklamaya sevki. İşini gücünü bırakırsın. Hep barıştan Bak, örnek veriyorsun. Yani çok ben da o yüzden. Bunlar <laughs> ister istemez sizi rahatsız eder. Barış diyor ki, kardeşim ben diyor cesaretliyim diyor. İsterse ölüm cezası getirsinler, yürürüm yoluma. Herkesten bunu bekleyemezsin. Şimdi dolayısıyla ben diyorum ki, Biraz önce söylenen örnekleri karşılayacak Türk Ceza Kanunu'nda hükümler var. Hatta onların uygulamasında da sorunlar çıktığı için objektif cezalandırma şartları veya somut tehlike unsuru içeren bir takım hükümler koyuldu. Doğru. Fakat soruşturma aşamasında bunlara bakılmaz. Bu der ki savcı mahkemenin takdir ve değerlendirmesi. Ben onunla ilgilenmem sen git onu dava açtığımda aç, anlatırsın mahkemene. Benim söylediğim şu. Bak şu teknik tartışmaya da girmem. Gerekçede genel gerekçede ve madde gerekçesinde istediğin kadar açıkla. Gerekçe bağlamaz maddeyi. Madde esastır. Madde metni ne diyorsa ona bakar. Gerekçe sadece açıklamadır. Çünkü kuvvetler ayrılığında yasamanın yorumu değerlendirmesi yargı mensubunu bağlamaz. Madde bağlar. Anayasanın 138. maddesinin birinci fıkrasına baktığımızda anayasa ve kanunlar bağlar. Anayasa ve kanunların gerekçeleri sadece yol göstericidir, açıklayıcıdır ama bağlayıcı değildir. İstediği kadar bu madde şöyle uygulanacaktır diye yasa madde metninde yer almadıkça olmaz dolayısıyla ben diyorum ki yol yakın kemi geçtik artık yine uygulamacının sırtına kaldı diyorum ki ya siz biraz önce verdiğim kıymetli meslektaşımın mesela. verdiği örnekler dijitalle ilgili internetle ilgili siz yalan haberi süsleyebilir misiniz adli para cizası getirirsin idari para cizası getirirsin İçerikten çıkarma erişim engellenmesi dersin çok önemli mesela sizin özel hayatınızla ilgili bir ...kişilik haklarınızla ilgili değerlendirme çıktı. Elbette hemen müdahale edilmeli. Yapılacak bir iki yıllık yargılamanın sonunda... ...onu orada tutmak Ama sizin işinize hayatını, gelmez. Ama toplum hayatını ilgilendiren bakın, meseleler var. Bakın şöyle vardır. söyleyeyim size. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Madde metni çok net. Sırf halk arasında endişe korku veya... ...panik yaratmak saykili. Bu bir mahkeme değerlendirmesidir. Bu değerlendirmeye benim önümde şu madde olsun... ...girmem. Bunu bir kenara koyarım. Sahip ayrıdır. O açıklar, o beni bağlamaz... Çünkü niye? Basit şüpheyle dahi soruşturma başlatmak zorundasın. Suçun işlerine dair. O değerlendirmeyi yapacağın soruşturmanın sonunda ulaşırsın. Niye? Soruşturmanın sonunda hocam, yeterli şüpheye maksar somut delil ulaşmışsan iddia namet Çok rahatsız edici, edici bir örnek verebilir miyim? Çok şey rahatsız edici. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bir müsaade eder misin? Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgi. Tamam Kamu düzenini bozmaya elverişli şekilde yayma gibi soyut bir düzenleme Öngörülemez bir düzenlemedir. Biraz önce ve biraz sonra o örneği de dinledim. Hilmi kardeşimin vereceği örneği buraya soksam bile ben size yüzlerce örnek veririm ki bu masada kardeşim bundan dolayı insanlara bu bu maddeden soruşturma açılır mı dersin. Ama açılacak. Ama açılacak. Bunu durduramayacaksın. Bakın. Mesele bu. Bakın. Mesele bak şöyle söyleyeyim size. Tekrar söylüyorum. bak. Çevirip söylüyorum. Bugün bütün ceza hukuku genel hükümlerin teorik kitaplarına bakın. Arkadaşlar biz fikri suç alanından ceza hukukçulara uzak dururuz. Ne zaman müdahale ederiz? Hatta suç örgütü fiilinin ayrıca suç sayılıp sayılmaması tartışmalıdır bizde. Suç örgütü ağırlaştırıcı sebep sayılsın derler belli suçlarda. Niye? Daha fikri alandaysa buna müdahale edilmesin. Ama ceza hakkında bir de tehlike suçu, zarar suçu vardır. Zarar suçunun önüne geçirebilmesi için tehlike aşamasında müdahale edilsin denir var. Tehdit şantaj, hakaret, bu tarz suçları zarar suçu saysak bile düşünce açıklamaların ürünü olarak görürüz. Ama ben diyorum ki bu maddeyi çıkarmak suretiyle enflasyonla biraz sonra Hilmi Bey'in örneğini de dinleyelim onu da değerlendirelim.